Afiyet olsun. Sağ ol. Vallahi maşallah. Ne güzel aile oldunuz la. Zor oldu ama başardık. Aç bakayım ağzını. Aç. Ne oldu lan? Sıcak. Şey yakışıklı. Sen hangi kulübü tutuyorsun bakayım? Fenerbahçe. Yani. Olur. Olur. Normal. O da neticede ha, ülkemizin güzide takımlarından biri. Çocuğun üstüne gelmiyor oğlum. Özgür bir ülke burası. Herkes istediği takımı tutar. Aynen. Hiç baskı yok. Ya şeyden, stat'tan. Stat olsa mesela stat açılsın bir maça bakar. Siz nasılsınız bu arada? İyiyiz işte. Sadrettin'e üzüldük. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ama ben ümitliyim. Atlatacak inşallah. Yani. Adil'den haber var mı? Yok dedem. Yine saklandı bir deli. Oğlum çocuğun yanında niye küfür ediyorsun ya? Yapacağın işi. Yuh. Yuh. Ya bir tane ağzımdan kaçtı, kusura bakma. Bak ablacığım, sen bu amcaya hiç uyma, tamam? Bu böyle bir terbiyesiz bir insan. Boşver. Oo, maşallah. Nazlar, cilveler başlamış. Yazı düğün kısmetse. Temasta kalmaz bu iş. Bunun tuzunu mu unuttun atmayı? Koymayı mı unuttun? Ekonomimiz gelişiyor. İhracat gelişiyor. İnşaat sektörü gelişiyor. Biz gelişmiyoruz. Biz geride kalıyoruz. Niye? Çünkü bir türlü kendimiz olamıyoruz İsa. Kendimiz olsak bunların hepsi bitecek, gidecek. Ben buradan Necip Türk halkına sesleniyorum. Ya siz bunları bırakın ya. İleri gidince ne olacak? Hiçbir şey olacağı yok. Yapacağınız en fazla bir hidrojen bombası, onu da yapmayın be. Gitmeyin ileri be. Oturun oturduğunuz yerde. Ay ben kalkayım artık Cevher Bey. Yok yok, siz oturun, biz kalkıyoruz zaten. Hadi Sinancığım, bitir şunu, hadi canım. Ben kesin sınıfta kalacağım ha. Bence de. Bahri Bey. Ne zamandır buradasınız siz? Çok olmadı. Ama siz saatlerce çalıyor olsaydınız da hiç sesimi çıkarmadan dinlerdim. Sizi üzecek bir şey mi yaptım? Yo, hayır. Sakın aklınıza böyle bir şey getirmeyin. Neden gittiniz o zaman? Ben size yük olmak istemedim. Zaten derdiniz başınızdan aşkın. Yük olmak ne demek Despina Hanım? Yoksa size bunu hissettiren bir şey mi oldu? Ya da biri bir densizlik mi yaptı? Yok, hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Neticede ben o evde bir misafirdim. Siz benim misafirim değil. Başımın tacısınız. Bak bize. Kıydık nikah, mis gibi oturuyoruz işte. Tabii ya.
Flört neymiş? Basın nikaha geçin. Biz arkadaşız yalnız. Tabii tabii. Biz de Sefer'le kayınçoyuz zaten. Kayınço, sevdim bunu. Güzel. Kayınço. Efendim? İyi geceler Sema Hanım. İyi geceler. Uzun zamandır görüşemedik. Ben sizi bir konu için rahatsız ettim. Müsait miydiniz? Buyurun. Sema Hanım, geçenlerde bir hastamız geldi. Ona da Alzheimer teşhisi konmuştu. Evet. Bir takım tetkiklerden sonra aynı belirtileri gösteren başka bir hastalık olduğunu anladık. Omurilikte sıvı birikmesi. O da geçici hafıza kayıpları ve baş ağrıları falan yapıyor. Ben açıkçası sizin için de böyle bir durumun gerçekleşmesinden korktum. Yani ümit ettim. Bakın, ne olur hemen umutlanmanızı istemiyorum ama izin verirseniz bir kontrol etmek istiyorum. Ne diyorsunuz doktor bey? Gerçekten olabilir mi böyle bir şey? Yani dediğim gibi hepsini tekrar inceledim. Yani açıkçası benzettim. İnşallah öyledir. Çünkü bir ameliyatta eskisinden daha sağlıklı bir hale dönüşebilirsiniz. Tamam, ben o zaman yarın sabah geleyim. Hatta şimdi hemen geleyim ben. Bence sabah bekleyin. Peki. Tamam, teşekkürler. İyi akşamlar. Hayırdır? Ben belki Alzheimer olmayabilirmişim. Ne? Nasıl ya? Ya yani sonuçların başka benzer bir hastalığa benziyormuş bir şekilde. Şahane hareket bu. Ya bir ihtimal dedi tabii, önce testler yapılacak filan. Ben biliyordum. Ben sana demedim mi? Ben demedim mi dedem ha? Ben demedim mi? Dedin dedem. Dedim değil mi dedem? Dedem dedin. Vallahi dedim, ben şahidim dedim. Bir dakika ya, kadın kesin değil diyor. Ama ben dedim dedem değil mi? Ben dedim yani. Yok, dedin dedin dedem. Sen dedin onu. Onu dedin. Ya bir dakika, bir sakin olun. Arkadaş, ister misin bir de Sadrettin uyansın? Lay 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 la lay 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 la lay 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 lay